Thinks differently from others. Diğerlerinden farklıdır demek istiyor arkadaşlar. Şimdi, read the speech and complete the sentences. Konuşmaları okuyun ve boşluğu tamamlayınız demiş. Blue Rita's classmates are talking about her. Rita'nın sınıf arkadaşları ve bunlar hakkında konuşmaları var. She is tactful and caring. Tactful, ince düşünceli, nazik. And caring, şefkatli diyor. Bakalım şimdi Henry ne demiş? She is bad-tempered. O aksi, geçimsiz. Daniel, she always makes me laugh. O beni daima güldürüyor. Harper, she never tells lies. Asla yalan söylemez. Thinks differently from others. Diğerlerinden farklı düşünen kimdir demiş. Thinks düşünmek, differently from others. Diğerlerinden farklı düşünen kimdir? Şimdi tactful dediğine göre burası düşünceli, caring, şefkatli. Bu olumlu düşünüyor. She is bad-tempered, kötü huylu aksi, olumsuz düşünmüş. She always makes me laugh, beni daima güldürüyor, olumlu düşünmüş. She never tells lies, asla yalan söylemez, o da olumlu düşünmüş. O zaman Isabel, Daniel, Harper'ın konuşmaları olumlu ama Henry'nin konuşması bad-tempered dediği için bu farklı yönde olumsuz bir şey söylemiş. Bu durumda olumsuz konuşan bunlardan kim oldu? Henry oldu. Doğru cevabımız bu yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Henry. Evet. İkinci sorumuza gelelim. Read the quotation and complete the sentences. Şimdi bir söz var. Helen Keller'ın konuşması. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light. Walking with a friend in the dark, bir karanlıkta demiş, arkadaşla beraber yürümek better, daha iyidir. Neyden? Walking alone in the light, aydınlıkta yalnız yürümekten daha iyidir diyor. Ne dedi? Karanlıkta bir arkadaşla beraber olmak, yürümek, aydınlıkta yalnız olmaktan daha iyidir. Şimdi bu ne anlamına gelir? The quotation says that. Bunu konuşan kimse diyor. Ne söylemiş olabilir? Aynı anlama gelen. Having a friend is never better. Having a friend, arkadaş sahibi olmak, never better. Asla iyi değildir diyor. Değil. It's always better for you to be with your friend. It's always better. Daima iyidir diyor. Daima daha iyidir. With your friend, arkadaşınızın sizinle beraber olması daha iyidir daima, sürekli daha iyidir. Evet, çünkü arkadaşınızın karanlıkta, kötü günlerde yanında olması demek istiyor. Yalnız olmaktan daha iyidir. O zaman yakın anlamlısı B şıkkı. Ama bakalım C'ye. If you have a friend, you must walk in the dark. If you have a friend, eğer arkadaşınız varsa, you must walk in the dark. Karanlıkta yürümelisiniz. Bu yakın anlamlısı olmadı. It's better to leave your friend when she needs you. Sizin ona ihtiyacınız olduğunda it's better to leave your friend. Arkadaşınızdan ayrılmak daha iyidir diyor. Bu da olmadı. Ne dedik? It's always better for you to be with your friend. Arkadaşınızla beraber olmak daima daha iyidir. Size destek çıkar. O zaman doğru cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Bursa. Evet. Şimdi geliyoruz arkadaşlar üçüncü sorumuza. Read the speech and answer the question. Konuşmayı okuyun ve soruyu cevaplandırınız demiş. What personal trait of Ashley is not given in the speech? Evet. Konuşmada hangisi verilmemiştir? Ashley'ın hangi kişisel özelliği verilmemiştir? Hi, I'm Mason. I want to talk about my best friend Ashley. Evet, ben Mason. Ben en iyi arkadaşım Asher hakkında konuşmak istiyorum. He's a nice person. O iyi bir insan. He always keeps our secrets. Sırlarımı daima tutar. He never minds other. Başkalarını asla önemsemez. He is there to help when I call him. Ben onu aradığımda diyor, o daima benim yanımdadır diyor. I feel very lucky as I have a friend like him in my life.
Onun gibi biri hayatımda olduğu için çok şanslıyım. O zaman ne dedi? Generous, cömert. Cömertlikten bahsetti mi? Hayır. Sır tutar dedi. O zaman güvenilir. He's there to help when I call him. Onu aradığımda daima bana destek verir dedi. O zaman supportive olacak. Bu var. I feel very lucky as I have a friend like in my life. Hayatımda olduğu için çok şanslıyım. Bir de ne dedi? He never minds others. He never minds others. Başkalarını önemsemez. Laid back bu oluyor. O zaman cevabımız açıkta kalan supportive, destekleyici olmuştu. Laid back, evet. Never minds others. Başkalarını önemsemez. Reliable, güvenilir. Bu da var. Keep secret diyor çünkü. Ama doğru cevabımız generous. Generous ile alakalı, ile açıkla alakalı bir şey vermedi arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Adana. Look at the invitation card and complete the sentences demiş. Bir davet sorumuz var ve soruyu cevaplandığınız boşluğu tamamlayınız diyor. Happy birthday diye bir doğum günü partisi vermişler. Evet. The of the event is not given of the card. Evet. Event etkinlik arkadaşlar. Given on the card. Kart da hangisinin bilgisi verilmemiştir diyor. Bakıyorum. Evet. Kamla is turning 12. You're invited to that great day. Sunday, 27th of June. Call Mary Jane. Ve telefon numarası vermişler. Type, türü nedir arkadaşlar? Bir doğum günü partisidir. Date nedir arkadaşlar? Tarihtir. Tarihi var mı? Evet, 27 June diyor, Haziran. Place nedir arkadaşlar? Yer. Yerle alakalı bir şey vermemiş. Contact person. Evet, irtibat numarası. İrtibattaki kişi verilmiş mi? Evet, Mary Jane değil mi? O zaman bilgisi verilmemiş kartpostaki hangisidir diyor etkinlikte. Ceyhan diyeceğiz. Neden? O zaman yerle alakalı bir şey kartpostalda vermediği için. Beşinci sorumuza bakalım. Read the text messages and answer the question. Evet, mesajları okuyun ve soruyu cevaplandırınız demiş. Evet, bakıyorum şimdi. Soru köküne bakalım bir. Who refused Ellie's invitation? Refuse ne demek arkadaşlar? Reddetmek demek, reddetmek. Alan'ın davetini kim reddediyor diyor. Evet, bakalım. I'm going to concert at 7 p.m. Bir konsere gideceğim diyor. Would you like to come? Gelmek ister misin? I must finish my project in the afternoon, but I have nothing to better in the evening. Akşamleyin diyor, yapacak daha iyi bir şeyim yok diyor. Ben bir projemi bitirmek zorundayım ama yapacak daha iyi bir şeyim yok diyor. O zaman bu kabul ediyor. That's awesome. Bu harika fikir. Kulağa harika geliyor anlamında kullanacak. Can you pick me up at half past six? 6:30'da saat diyor, beni alabilir misin? Bu da teklifi kabul etti. Accepting ifadesi. I'm busy but I can't say no. Meşgulüm ama bağlacına lütfen dikkat edelim. Olumsuzluk var mı bakalım? I can't say no. Zıttını savundu. Ama hayır diyemem dedi. O zaman bu da olumlu. That sounds great. Kulağa harika geliyor. But I have to take care of my little sister. Ama dedi. Olumsuzluk var. Ben küçük kız kardeşime bakmakla yükümlüyüm. Take care, bakmak, ilgilenmek demek arkadaşlar. Bu yüzden burada bir reddetme ifadesi var. Bunu konuşan kim oldu arkadaşlar? Hazel. O zaman doğru cevabımız refuse, reddeden kimse. But I have to take care dediği için kız kardeşime bakmakla yükümlüyüm, zorundayım. Bu yüzden bat bağlacı bizim için çok önemlidir. Bu yüzden reddeden de ne oldu? Hazel oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi altıncı sorumuza bakalım. Read the dialogue and choose the correct option to fill in the blank. Soru köküne bakıyorum. It's not mentioned that Lucy in the dialogue. Evet. Lucy de diyor diyalogda hangisinden bahsedilmemiştir? Is not mentioned demek. Bahsedilmeyen. Evet. Hi Lucy. Do you have a true friend?
doğru arkadaşın var mı? Hi, Mills. Yes, I do. She is Parsley. Okay, what can you say about her? Onun hakkında ne söyleyebilirsin? Well, I can count on her. That's the most important thing. I can count on her. Ona güveniyorum. Important, en önemli demiş burada. En önemli şeydir. I see, anladım. What else? Başka ne? We like each other very much. Birbirimize iyi geçiniyoruz. Thanks for chat. Evet, sohbet ettiğiniz için teşekkürler. You're welcome. Rica ederim dedi. Welcome, rica etmek. It's not mentioned that Lucy in the dialogue. Diyalogda Lucy'nin bahsetmediği hangisidir? His buddy diyor. Bir kankası var. Kankası var. Bakalım doğru mu? Arkadaşı var mı? Evet arkadaşlar. Şimdi get on well with Parsley dedi. İyi geçindiklerini söyledi mi? Evet, like each other demek, iyi geçinmek demek arkadaşlar. Get on well, iyi geçinmekle aynı şey. Has lots of things in common with Parsley dediğine göre, ortak yönlere sahip olmak demek şu common, ortak yönler demek. Ama bu ortak yönlerimizin olduğuyla alakalı bir şey söylemedi. Trust Parsley, trust dediği şey count on arkadaşlar. Count on, güvenmek, ona güvenebilirsin. Bu da var. O zaman Adana doğru cevap, Bursa doğru cevap, Denizli'de doğru cevap. Ama Ceyhan'la alakalı bir şey vermediği için cevabımız asıl Ceyhan çıkıyor arkadaşlar. Bahsedilmemiştir. Evet, şimdi 7. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. How about playing bowling next Sunday? Gelecek pazar günü bowling'e ne dersin diyor. Who is not answered the question asked above? Evet, bu soruya cevap olarak hangisi verilemez? I'm sorry, üzgünüm. My cousin is coming at weekend. Üzgünüm ama kuzenim gelecek. No thanks, I am stuffed, tokum demiş. Bakalım, olabilir mi? Bowling için tokum diyebilir mi arkadaşlar? Stuffed tokum olmaz değil mi? Ama kuzenim gelecek diyebilir. Yeah, why not? Neden olmasın? Evet, bowling'e giderim anlamında konuşuyor. O da olabilir. That sounds awesome. Kulağa harika geliyor. Bu da olabilir. Ama tokum kelimesi bowling'le alakalı bir şey olmadığı için doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bursa diyoruz. Sekizinci sorumuz, read the email and complete the sentences. Şimdi bir e-mail vermişler. We can know the demiş. We can know the, biliyoruz demiş değil mi? Evet. Hakkında hangisini biliyoruz? Söyleyebiliriz. Dear Cooper, we are organizing a fun night in Central Park. I want you to come and join us. Gelmek ve katılmak istiyoruz bize diyor. Sana katılmak istiyorum. It feels so nice to spend time with our friends. Arkadaşlarımızla hoş vakit geçirmek için orada olacağız. There will be lots of different activities. Birçok aktiviteler olacak. Hope to see you there. Umarım orada görüşürüz. We can know the. Biz hakkında hangisini söyleyebiliriz, bilebiliriz. Sender of the email. Maili gönderen belli mi? Burada aşağıda olması lazım arkadaşlar. Maili gönderen kişimiz belli değil. Burada gönderen kişi yazmıyor. Deadline of the event, etkinliğin son teslim tarihi, bu da yok. Day of the event, etkinliğin günü, bu da yok. Receiver of the email, mailin alıcısı arkadaşlar, Cooper arkadaşlar. Yukarıda yazan kimse Cooper. Burası alıcıdır. Dolayısıyla cevabımız Denizli olmaktadır. Dokuzuncu soruya bakalım. Read the speech bubbles and answer the question. Evet, konuşma balonlarını okuyun ve ne demiş ne demiş arkadaşlar cevabı veriniz. Each of the following activities can Brooks and Sophie do together? Hangisini together dediği şey birlikte yapıyor diyor. Birlikte demek together kelimesi. I'm Brooks. I like listening to music. Müzik dinlemeyi seviyorum. And dancing for hours. Saatlerce dans etmeyi seviyorum. I also celebrate my friend's special days. I watch the film, I watch the plays at the theater. Evet, arkadaşlarımın özel günlerini kutluyorum ayrıca. Ben demiş tiyatro oyunları izliyorum. Sophia,
I usually go to the amusement parks. Genellikle eğlence parkına, parka giderim. I think they are great places. Bence onlar harika yerler. I enjoy concerts diyor. Konserlerden de zevk alıyorum. O zaman hangisidir arkadaşlar? İkisinin de ortak noktası, together dediği şey ortak. Bakın burada müzik dedi, dans etme dedi, ortak yön. O zaman burada da konser dediğine göre anahtarlarda biz konser kelimesini aramalıyız. Bu durumda Adana'da park var. Bursa'da eğlence parkında park var. Denizli'de tiyatro var ama Ceyhan'da konser var. İkisinin de ortak yanı olduğundan cevabımız Ceyhan çıkmaktadır. Evet, 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, read the dialogue and complete the sentences. Aşağıdakilerden hangisini ne demiş? Diyaloğu okuyun ve doldurunuz boşluğu demiş. It's possible to say that. It's possible. Possible önemli bir kelimemizdir arkadaşlar. Önemlidir bu. Ne demek? Possible kelimesi mümkündür demek. Impossible derse de imkansız anlamına geliyor. LGS'de soru çıkanlardan, kelimelerimizden, anahtar kelimemizden biridir bu. There's a book fair tomorrow. Shall we attend? Ne diyor? Yarın bir tane bir kitap fuarı var. Shall we attend? Katılalım mı? I'd love to. İsterim. But I'm visiting my granny. Ben büyük annemi ziyaret edeceğim ama demiş Adam. O zaman hangisi mümkündür? Yani söylenebilir. Everett is the invited. Davetli mi? Hayır arkadaşlar. Davet ediyor. Adam misses the chance. Miss the chance demek fırsatı kaçırmak demek. Fırsatı kaçırıyor mu? İsterim ama dediğine göre olumsuzluk bağlacıdır. Ben büyük anneni ziyaret edeceğim. Demek ki burada olumsuz reddediyor. Everett hates book fair. Nefret ediyor mu arkadaşlar kitap fuarından? Hayır. Adam accept invitation. Daveti kabul ediyor diyor. Hayır. Reddetti. O zaman miss the chance. Fırsatı kaçırıyor. Yani teklifi reddediyor Adam. Dolayısıyla cevabımız söylenebilecek olan possible dediğine göre, cevabımız anahtar olduğuna göre Bursa çıkmaktadır diyoruz arkadaşlar. Evet. Sorularımız burada tamamlanmış oluyor arkadaşlar.